Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir kenarı 15 cm olan ABC üçgeni A noktası etrafında ok yönünde 72 derece döndürülüyor. Evet A noktası etrafında ok yönünde 72 derece döndürürken bakın buradan B buraya gelir Peki C şuradaki C de hop şöyle dairesel bir hareketle buraya mı gelir? Evet. Buna göre B noktasının aldığı yol soruluyor. Arkadaşlar B noktasının aldığı yol soruluyor. Hop dönüş şu şekilde olmayacak mı? Olacak. Yani buradan buraya gelecek arkadaşlar. Ve dönüşümüz de hop dönüşlerde şöyle bir daire değil oluştu. Kaç derece döndürmüşüm ben bunu? 72 derece döndürmüşüm. 72 derece dönerken ne dönüyor? 15 birim uzunluğu dönüyor. Yani 15'lik yay uzunluğu isteniyor bizden. O da 2 pi r 72 bölü 360 değil midir arkadaşlar? Evet. Şunlar sadeleşirse 5. 5 ile 15 sadeleşirse 3. Cevabımız da kaç yaptı? 6 pi yaptı. Yani cevap C. Yukarıdaki verilere göre x nedir diye soruluyor. x kaç pi santimetredir diye soruluyor daha doğrusu. Arkadaşlar beyaz alan önemli demedik mi? Dedik. Şu beyaz alana a diyecek olursam. A hocam burada bakın farkları istenmiyor. Bu sefer eşit demiş. S1 ile S2 eşit denmiş. Hocam o zaman bu Buna B, buna da B alan diyecek olursam. Dikkat ederseniz farkları istenmiyor benden. Bu buraya beyaz alanı A dedim ya. A artı B ne oldu? Dikdörtgenin alanı oldu. Aynı zamanda A artı B alanı da çeyrek dairenin alanı olmadı mı? Evet. A artı B alanı aynı zamanda hem dikdörtgen hem de nedir? Çeyrek dairenin alanı oldu. Çeyrek dairenin alanı oldu. O zaman ne diyeceğiz? Bunları birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hadi eşitleyelim. Dikdörtgenin alanı nedir? 4 kök 2 çarpı x değil midir? 4 kök 2 çarpı x eşittir. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Buradan ne geldi? 4 kök 2 x eşittir. Pi çarpı 4 32. 32 bölü 4 eşit oldu. Hocam şunu da şu sadeleşse kaç yaptı? 8. 8 ile 4 sadeleşse kaç yaptı? 2. O zaman x kök 2 x eşittir 2 ise... Buradan da x neye eşit olacaktır arkadaşlar? 2 bölü kök 2'ye eşit olacaktır. Daha doğrusu 2 bölü kök 2 pi'ye eşit olacaktır. Kök 2 eşitliği ile çarparsak bu da kök 2 pi mi yapar? Çünkü niye? Kök 2 ile çarptığım zaman 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 pi'ye eşit olacaktır. Yani cevabımız o zaman ne olacak? Zaten bize kaç pi santimetredir diye soruluyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. ABC üçgenin köşelerine ABC merkezli alt kök Evet alt kök yarıçaplı çemberler konmuş arkadaşlar buraya. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Hocam buraya alfa, buraya beta, buraya teta deyip şu işlemi yapabilirsiniz. Pi R kare alfa bölü 360, pi R kare beta bölü 360, pi R kare teta bölü 360'ı toplayıp işlem yapabilirsiniz. Ama yarı aynı değil mi bunların? Aynı. O zaman yarı aynıysa bunları aynı şeyde toplam açılı, açıları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani toplam açı pi 6 kök karesi. Normalde alfa bölü 360, beta bölü 360, teta bölü 360 toplamları yazacaktık ama toplamları kaç yapıyor zaten? Toplamları 180 değil mi? E toplam açı 180 derece yaptı. E bölü 360 diyeceğiz. Bu da ne yaptı o zaman arkadaşlar? Bölü 2 yaptı. Bu 72 yaptı. 72 de 2'ye böldüğümüzde kaç yapıyor? Cevap 36 pi yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Şekildeki traktörün ön tekerleğinin yarıçapı R1, arka tekerleğinin yarıçapı da R2. R1 ile R2 arasında şöyle bir bağıntı varmış. Arkadaşlar, burası 3'ün katıymış, burası da kaç'ın katıymış? 8'in katıymış. Hemen şöyle şey yapalım. Merkez var, teğet var, çektik. Hocam burası 8K. Merkez var, teğet var, çektik. Hocam burası da 3K olarak verilmiş. Sonra traktör 1920 P yol aldığında. dursun bakalım. Ön tekerlek arka tekerlekten 20 tur daha fazla. Arkadaşlar bu kaç tur atıyormuş? Bu 20 tur daha fazla. Bu şu K tur atacaksa eğer K tur atacaksa bu K artı 20 tur atacakmış arkadaşlar. Eyvallah tamam. İki tekerleğin merkezler arasındaki uzaklık 130 verilmiş. Hmm. Şurası 130 muş arkadaşlar? Peki aradaki şuradaki yer verilmiş mi arkadaşlar? A arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada Şuraya K artı 20 tur dedik ama şuraya isterseniz şey diyelim. Şunun yarı çapına 3A. Bunun yarı çapına da 8A diyelim arkadaşlar. K ile karışmasın orada. Şimdi ben burada o zaman yorum yapacağım arkadaşlar. E nasıl yorum yapacağım burada? Şu 130'u da kullanmam lazım. E şuradaki uzunluk da bulmam lazım. Hocam şöyle diyelim bir yorum yapalım. K artı 20 turda şimdi 3A yarı çapında. Bakın 3a yarıçapında kaç tur atıyor? k artı 20 tur mu atıyor? Evet. E peki 8a yarıçapında ne kadar tur atıyor? k tur mu atıyor? Evet. Bakın, bu ne olmuş burada? E, bu artarken, bu ne olmuş azalmış? Burada bir ters orantı mı var. Ters orantı var. Arkadaşlar, 3a yarıçapında k artı 20 tur atıyorsa, 8a yarıçapında k tur atmış diye söyleniyor burada. Tur sayısını böylelikle bulabilirim. Ters orantı var burada. Ters orantı da şu şekilde çarpıyorduk. Yani 3A çarpı K artı 20 eşittir ne diyeceğiz? 8A çarpı K diyeceğiz. A'larından ay oldu mu burada? Oldu. Yani 3K artı 60 eşittir 8K'dan. Buradan 5K eşittir 60 geldi arkadaşlar. 5K 60 ise K'da buradan kaç geldi? 12 geldi. K 12. Yani bu eleman bizim 12 tur atıyormuş. Arkadaşlar bu eleman 12 tur attığında şu kadar yol alıyormuş. E o zaman onu da kullanalım. Bu eleman 12 tur attıralım. 12 tane 2 pi r, yani 8a neye eşitmiş arkadaşlar? 1920 pi'ye eşitmiş. Eşittir 1920 pi diyeceğiz. Buradan en azından yarı çapı yani a'yı bulacağız arkadaşlar. Buradaki pi'ler gitti mi? Gitti. Sonra şey yapacağız. Şuradaki 8 kere 2 e, bu 24. Gerekli sadeleştirmeyi yapalım. 24. 24 ile 8'i çarptığımız an kaç yapıyor? Şuraya çarpayım. 24 ile 8'i çarptığımız an 4 kere 8 32. 16 192 yapıyor. E o zaman hocam burası 192 ise şu 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 sadeleşirse bununla ne kaldı burada? A'yı 10 bulduk. A 10 sa o zaman burası kaç çıktı? 80. A 10 sa burası kaç çıktı? 30. Artık ben buradaki işlemden sonuca ulaşabilirim. Bir dik yamuk var. Hop şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursam. Hocam 30 sa burası da 30'dur. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. 50 130. 5 12 13'ün 10 katı olduğundan burası 120 yaptı arkadaşlar. Evet. Cevabımız böylelikle 120. Yani E çıktı. Yukarıdaki şekilde yarıçapı 4 cm olan 360 derecelik açı ölçerde verilen boyalı bölgenin alanı nedir? diye soruluyor. Arkadaşlar burada 140'tan burada 80. 80 ile 140 arası kaç derece? 60 derece değil mi? Evet burası 60. E, biz burada daire parçasının alanını bulmaya çalışacağız. Daire parçasının alanını bulurken ne yapıyoruz? Daire dilimi oluşturuyoruz. Hop çizdik hop çizdik. Yarı çapı kaç vermişti? 4. Hocam burası 4, burası 4. Merkez açıdan dolayı burası 60. Aa 60 ise x kenarlık da var. Hatta burada ki açılar da 60 derece çünkü eşkenar üçgen çıktı. O zaman bu taralı alanı bulurken ne yapacağım? Tüm daire dilimin alanından, dilimden, 60'lık dilimden eşkenar üçgenin alanını ne yapacağız? Çıkartacağız. Üçgenin alanını çıkartacağız. Dilimin alanı nedir? Pi r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenin alanı nedir? A kare kök 3 bölü 4'tür. Hocam bununla bu sadeleşse 6 kaldı 16. 6 ile sadeleşince 8 pi bölü 3 oldu burası. 8 pi bölü 3 eksi 4 lerde sadeleşince 4 kök 3 yaptı. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı arkadaşlar? Edremit yaptı. Şekildeki ABCD dikdörtgeni kaydırılmadan ok yönünde önce BC kenarı sonra CD kenarı daha sonra da AD kenarı D doğrusu üzerine getirildiğinde A noktasının aldığı yol ne olur diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Önce BC kenarı bu buraya gelecek. Arkadaşlar bu dönerken böyle gelecek. Şu D noktası şöyle gelecek. Bu da böyle gelecek. Evet döndürme işlemi. Hop bu buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Sonra e, D'yi dönerken hop şuraya gelecek arkadaşlar. Şöyle bakın D dönerken hop şuraya gelecek. Ya da dikdörtgen. Yani dönmüş hali belli zaten arkadaşlar. Sonra dönmüş halleri düşünürüz sonrasında arkadaşlar. Şu dikdörtgen böyle oldu. Önce BC kenarı buraya gelecek arkadaşlar. Bakın BC üssüm oldu arkadaşlar. D iken burası D üssüm oldu. Evet A iken burası da A üssüm oldu. Aynen öyle. Sonra devam edelim arkadaşlar. Ee, önce ne diyor? BC kenarı sonra CD kenarı. CD kenarı da buraya gelecek. CD kenarı da buraya gelirken ne oluyor arkadaşlar? Şu şekilde bir şey oluyor. Şöyle. Dikkat edin. D hop buraya geliyor. D üstü burası olacak burası A üssü buraya gelecek. A2 üssü oldu o zaman burası. E, burası da ne oldu arkadaşlar? <laughs> B2 üssü oldu? Evet B2 üssü oldu. Normalde B, B, B buradaydı zaten. B noktası aynı yerde kalmıştı. Burası B üssü oldu. Neyse. Sonra da bir daha mı AC kenarı üzerine getireceğiz arkadaşlar? Bir daha mı AD kenarı üzerine getireceğiz? Evet. A2 üssü burası oldu. Bir daha AD üzerine getirelim. Hoppala. Burada da işlemimiz bayağı olacak gibi. Ha, bakalım. Bir daha götürdüğümüzde o zaman A3 üssü oldu arkadaşlar. Burası. Burası ne oldu arkadaşım? B ise B3 üssü oldu. Neyse devam edelim. Buna göre diyor. Kenarı D doğrusu üzerine getirildiğinde A noktasının aldığı yol ile D doğrusu arasında kalan böyle yeni alan nedir diye soruluyor. A'ya yoğunlaşacağız. Arkadaşlar öncelikle şurada A hop şöyle bir dairesel hareket etti. Gördünüz mü? Şurada. A şöyle bir dairesel hareket yaptı. Hop şöyle. Tamam. Sonra burada ne yapıyor arkadaşlar? C köşesi etrafında dönüyor. C köşesi etrafında döndüğünde ne oluyor arkadaşlar? A köşesi bak şöyleyken hop böyle oluyor. Yani şöyle bir dairesel hareket mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Şöyle bir dairesel hareket yapıyor burada. Çizemedik. Şöyle bir dairesel. Yine çizemedim. Hop şöyle göstereyim. Şöyle bir dairesel hareket yaptı. Sonra I alın noktası buraya geldi ya. Sonra da buradan ne yapıyor arkadaşlar? Şu D merkezli hop şöyle bir dairesel hareket yapıyor. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burada bizden şu kırmızı, mavi ve siyah çizginin alt tarafta yani şu D doğrusunun alt D doğrusu ile arasında kalan bölgenin alanı isteniliyor. Arkadaşlar burada kırmızı bölge bir çeyrek daire. Bu yarıçapı kaç? 6 köklü değil mi? Evet. 6 köklülük bir çeyrek daire. Pi altı kökkinin karesi bölü 4 Sonra hocam burada bir üçgen oluştu. Bu üçgeni de bulacağız. Bulalım arkadaşlar. Burada bir üçgen oluştu. Bu üçgeni de bulacağız. Arkadaşlar buradaki üçgende e, bir kenar iki kökki bir diğer kenarda altı kökki değil mi? Evet. Hatta hocam burası da iki kökki burası da altı kökki değil mi? Evet. Hatta bunlar eş üçgen değil mi arkadaşlar? Buradaki üçgenlerimiz eş üçgen oldu. Evet. E madem eş üçgen arkadaşlar o zaman ne olacak? Hocam buradaki açı alfaysa buraya beta diyecek olursam bakın şu üçgenle şu üçgen aynısı zaten. 2 e, kök iki gören ise ise kök iki gören alfadır. E, hocam burası da beta oldu. E beta 90 ise burası da alfa oldu. Bak burası da 90 derece oldu. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu kırmızı mavi siyahın altta kalan bölgeleri alırken sarı bölgelerde var mı? Var. O zaman artı sarı bölgeleri de yazayım. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bir burada bir burada. Bir de burada bir mavi bölgem var. Mavi bölgede var. Bu mavi bölgenin de yarı çapı şu değil mi arkadaşlar? Evet. 2 kök 2 ve 6 kök 2'den pisagor bağıntısından şurayı bulacağım. Şuraya da bir r diyecek olursam. R kare neye eşit? 2 kök 2'nin karesi. Kısa yolda yapardım ama neyse boşver. E, karesi artı 6 kök 2'nin karesi. Çünkü bana r kare lazım olacak zaten 4 8 artı 36 72 yani burası 80 mi yaptı? Evet ee, r de buradan kaç yaptı? Kök 80 yani kök 80. 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 yapacaktır arkadaşlar burası. Bu alan pi ya r kare lazım olacak ya bana dur ya bu alanda ne yapıyor o zaman arkadaşlar pi r kare bölü 4 pi r kare bölü 4 olacak. O zaman orada pi r kare dediğimiz 80. Pi çarpı 80 bölü 4 yazacağım. Artı neresi kaldı? Şuradaki siyah bölgenin alanı kaldı. Şu siyah bölgenin alanı kaldı. Buradaki yarı çapımız neydi arkadaşlar? 2 kök 2 değil miydi? Evet. Pi 2 kök 2'nin karesi bölü 4 yapacaktır arkadaşlar burası da. E o zaman hadi hesaplayalım. Bu 36, 72, 72 bölü 4 kaç yapıyor? 36, 18 yapıyor. Burası 18 pi yaptı. Artı. Hocam şu ile bu iki sadeleşti. 12 ile 2'nin çarpımı 24 yaptı. Artı şu 20 pi mi yaptı arkadaşlar? Evet. Artı bu da 8. 2 kökünün karesi 8. 8 bölü 4'ten de 2 pi mi yaptı? Evet. Toplayalım mı şunları? 18, 2 ve 20 pi. Toplamı 40 pi yaptı. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 40 pi artı 24'e eşit oldu. Aynen öyle. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Şekildeki saatin akrepinin uzunluğu 1 birim veya kolun uzunluğu 2 birimdir. Saat 3'ten 3.40'a gelene kadar e, akrep ile yelkovanın taradığı toplam alan nedir diye soruluyor. E, e, şöyle düşünebilirsiniz belki ama toplam alan soruluyor arkadaşlar. E hocam şu bizim 3.40'a gelene kadar böyle geldi. E, zaten bizim eleman şöyle taradı. E, bizim akrebimiz içeride de şöyle bir yer taradı. Önemli değil ki şuradaki adam bizim zaten burayı taradı hocam. Bize sadece buradaki alan sorulmuyor mu diye aklınıza gelebilir. Aslında burada şunu sormak istemiş. Yoksa ee, yok 3 dakika gelene kadar e, neyi sormak istemiş arkadaşlar? Bu ikisinin toplam alanı, toplam alanı. Yoksa bu yüzeyde ne kadar yer tarar diye sorsaydı ikisi, e o zaman şey derdik. Evet, sadece ve sadece burası derdik. Bu ikisini ayrı ayrı bulup ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Şimdi bizim Akrepimiz giderken sıkıntı yaşıyor sadece. Bizim yelkovanımız bakın şu şekilde. Hop bu buraya geldi. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şu bir birim hareket ederken ne oluyor arkadaşlar? Hop şöyle. Dörde mi gelecek? Hayır dörde gelmeyecek. Ee, tam 3 ile 4'ün arasında bir yere gelecek değil mi arkadaşlar? Tam olarak buraya bir yere denk gelecek. Bizim önemli olan şuradaki yeri bulmamız arkadaşlar. Şurada ne kadarlık açı gittiğini bulmamız. Şimdi buradaki 360'ı ne yapıyoruz arkadaşlar? 360'ı şeye bölelim. 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman saatte her bir bölme kaç derece? 30 derece değil mi arkadaşlar? Evet 30 derece. Ee, bu 30 dereceyi kullanacağım ben. Ee, bizimki normalde bakın akrep yelkoğan. Yelkoğanımız bizim 12 bölme gittiğinde ne oluyor? 12 bölme gittiğinde bizim şuradaki akrebimiz ne oluyor arkadaşlar? 30 derece mi gidiyor? E 12 bölmede 30 derece gidiyorsa buradan buraya kaç bölme gitmiş? 8 bölmede kaç derece gider? diye düşünebiliriz arkadaşlar. Buradan şeyi bulacağız. Ya da şey mi yapacağız burada? Şeyde, dakika olarak da düşünebiliriz. Bence dakika olarak düşünün. Daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Buradan buraya 60 dakika yok mu? Evet. 60 dakikada kaç derece gidiyor? 30 derece gidiyor. Arkadaşlar şu 60 dakikada bu akrepimiz 30 derece gidiyor. E o zaman buradan buraya gelene kadar 40 dakika geçti ya. 40 dakikada kaç derece gider diye yorumlayabiliriz. 60'tan yarısına düştü. Bu da yarısı olacak. O zaman burası kaç derece oluyor? 20 derece oluyor. Yani bu bizim eleman 20 derece gitti. İşte bizden şuradaki alan isteniyor arkadaşlar. Şu alanı bulalım. Bu alan nedir arkadaşlar? Pi r kare 20 bölü 360'tır. Yani Burası kaç yaptı? Pi bölü 18 mi yaptı? Evet. Bu dursun bir kenarda bakalım şimdi. Şimdi öbürüne bakalım. Bizim diğer eleman şu büyük olan parça da hop şöyle yer tarayacak değil mi? Kaç bölmeyi görüyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölmeyi görüyor. 3 kere 8, 24. 240 derecelik yeri görüyor. Bizden 240 derecelik yer isteniyor arkadaşlar. Yani bu da pi yarı çap 2. R kare 240 bölü 360 isteniliyor. Şunları topladığı e, sadeleştirdiğimiz an. 6'ya bölsen 8'e bölsen 6'ya bölsen 4 6'ya bölsen 6 e, bu 2'ye bölsen 2 2'ye bölsen 3 o zaman 4 8 pi bölü 3 mi yaptı burası da aynen öyle bizden ne isteniyor bu ikisinin toplam taradığı alan yani pi bölü 18 ile 8 pi bölü 3'ü topla diyor sana şunu 6 ile çarpacak olursak pi bölü 18 artı 48 pi bölü 18 eşittir 49 pi bölü 18 mi yaptı arkadaşlar? Yani böylelikle cevabımız denizli çıktı. ABC'de dikdörtgenin DC kenarına E noktasından dıştan teğet olan çember dikdörtgenin çevresinde çevresinden dolanarak tekrar E noktasına geldiğinde tekrar E noktasına geliyor. Çemberin merkezinin aldığı yol soruluyor arkadaşlar. Merkez bu çember hareket ettiğinde merkez hep böyle e, hep merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik olduğundan dolayı hep bu şekilde bizim merkezimiz şuraya kadar ne olacak arkadaşlar? Hop şöyle bir yol almayacak mı? Hep buraya iki birim uzunluğunda yol alacak. Hocam aynı şekilde burada da giderken şöyle bakın çemberin böyle ise senin burada da yol alırken yine iki birimlik yol almayacak mı arkadaşlar? Şöyle hop şöyle iki birimlik yol alacak. Aynı şekilde burada da giderken iki birimlik yol alacak. Şuna iki birim mesafede burada da giderken iki birimlik yol alacak. E hocam. Burada tamam iki birimlik yol alacak. Ta ki buraya gelene kadar. Hocam tam buraya geldi. Burada iki birimlik yol alacak. Ama buradan sonra ne olacak? Şöyle çemberimiz dönüş yapacak. Bak burada böyle geldi ya. Çemberin dönüş yapacak. Çemberin böyle dönüş yapacak. Yani ne oluyor o zaman arkadaşlar? Eee... Çemberin merkezinin aldığı yer ne olacak arkadaşlar? Merkez buradayken burası olacak. Sonra biraz daha şöyle yapınca ne olacak arkadaşlar? Merkez böyle olacak. Yani D noktasına olan uzaklığı hep yarı çapı olmayacak mı arkadaşlar? Burada bakacak olursak. Evet. O zaman bizim merkezimiz burada. Hocam burada da iki birim. Burada da iki birim olacak ya. Buradan buraya gelirken hep iki birim, iki birim, iki birim, iki, birim, iki birimlik yer ee, yol alacak burada. Yani burada ne yapıyor o zaman? Şöyle bir çeyrek dairelik bir yol mu alıyor arkadaşlar burada? Evet, çeyrek dairelik yol da çünkü burası 90 derece olduğundan dolayı. Aynı mantıkta burada da böyle iki birim hocam, burada da böyle hop iki birimlik hareket ettiği için burada da bir çeyrek dairelik bir yol alacak, burada da aynı şekilde çeyrek dairelik bir yol alacak, burada da çeyrek dairelik bir yol alacak, da bir yol alacak mı arkadaşlar? Alacak. Çünkü şöyleyken, şöyleyken o böyle hareket etti, ya da buradayken böyle hop buraya böyle hareket etti. O zaman bizim elemanın gittiği yollar ne oldu? 16'dan kaç tane var? 16'dan 1, 2 tane var. 2 tane 16. Aldığı yol 2 tane 16 artı hocam şu aldığı yolda 2 tane 10 mu? Evet, 2 tane 10 var artı 4 tane de çeyrek daire var. 4 tane de çeyrek daire. Yarıçapı kaç olan bir çeyrek daire arkadaşlar? Yarıçapı 2 olan bir çeyrek daire. Yani 2 pi r bölü 4 olacak. 4 tane çeyrek daire dediği için 4 ile çarptım bunu. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 32 artı 20 artı 4'ler sadeleşince 4 pi yaptı. Bu da 52 artı 4 pi mi yapıyor? Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre taralı alan nedir? Hocam direkt basit pi 4 kök altının karesi e, pi 4 kök altının karesi bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Tamam bitti. 24 pi mi? Evet 24 pi arkadaşlar. Nereden çıktı hocam bu? <laughs> arkadaşlar ispatlayalım isterseniz. Tabii ki ezbere değil de yani bu bir tecrübe. Belki bazı kitaplar bunu da şey yapıyordur. Ee, ne yapıyordur? Bir kural olarak veren kitaplarda vardır tabii ki. Böyle yarım daireler çizildiğinde arada kalan parçanın alanı şuradaki uzunluk verilmişse pi 4 kök altını yani şuraya a diyecek olursam pi a kare bölü 2'dir arkadaşlar. Hani hızlanmanız açısından belki işinize yarar. Çok da sevmem böyle şeyleri ama gelin birlikte yapalım bunu. Arkadaşlar bunun yarıçapına A diyeyim. A diyeyim. Bunun yarıçapına da B diyeyim. B diyeyim. E hocam bir çemberde böyle çapa dik çizilmişse. Çünkü burası teğet noktası ya. Burası 90 derece. Ne yapıyorduk? Öklit bağıntısı oluşturuyorduk. Değil mi gençler? Hop. Çapı gören çevre açı 90 dereceden dolayı öklit bağıntısı oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Yani burada 4 kök altının karesi. Şu uzunluk 4 kök altı. 4 kök altının karesi niye eşittir? 2A çarpı 2B'ye eşittir. 2A ile 2B'nin çarpımına eşittir. E buradan 4 kök 6'nın karesi 16 çarpı 6 yaptı. Buradan 4 AB'ye eşit oldu. Şununla da şu sadeli içinde 4 a çarpı b'yi kaç bulduk? Buradan 24 bulduk. Bu elimizde bulunsun. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam bu yarım dairenin alanından beyazları çıkartacağım. Bak yarım dairenin yarı çapı a artı b değil mi arkadaşlar? Evet. Pi a artı b'nin karesi bölü 2'den pi a kare bölü 2 ve pi b kare bölü 2 çıkartırsam ben taralı alanı bulurum. E hocam bunu açtığımız zaman pi parantezine pi bölü 2 parantezine alalım hatta pi bölü 2 parantezine aldığımız zaman a kare artı 2 ab artı b kare geldi buradan eksi a kare eksi b kare de şunlardan geldi. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. A alan ne yaptı arkadaşlar? Pi bölü 2 çarpı 2 ab yaptı. Hop hop bu da gitti. Pi ab'ye eşit oldu. E AB'yi de biz 24 bulmamış mıydık? AB yerine 24 yazdığımız zaman da cevap da 24 pi mi çıktı? Evet cevabımız gerçekten de Edremit oldu arkadaşlar. Şekilde O merkezi çeyrek çember ile O1 ve O2 merkezi yarım çember verilmiştir. Burası 2 birim burası 2 birim. Çeyrek çemberin yarıçapı 4 ya 4 olacak. Burası da 2 birim burası da 2 birim oldu mu? Oldu. Gençler daire parçasının alanını kullanacağız burada. Mecbur daire parçalar oluşturmak zorundayız. Hocam şu şu daire parçası ya daire parçası oluşturmak için şu ve şunu çizmeliyim. Bunun doğrusal olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet şunu şöyle çizdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Çapı gören çevre açı 90 çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan bu 90 90 180 oldu. Dolayısıyla doğrusal oldu burası. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aa, burası 4'e 4 olduğu için ikizkenar dik üçgen 45 45. Hocam burası da 45 burası da 45 mi? Evet. E, yani bunların hepsi birbirine eşit oldu mu? Oldu. E, bunların eşit olması ne anlama geliyor? Hocam burada kalan A, burada kalan A. Eşit kilitlerin ayrıtları alanlar birbirine eşit oluyor. E hocam eş daireler olduğu için yine çift çizginin ayrıtları alanlar yine A, A diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Şuraları A, A dedik. Hocam bak şurası A. Şurası A. Burasına da A dedik mi arkadaşlar? Dedik. Ne yapacağız? Valla gençler şöyle yapabiliriz. E, şu taralı alanı bulup bu taralı alandan iki A'yı çıkartıp işlem yapabiliriz. Bu taralı alanı nasıl bulacaksın? Büyük çeyreğin alanından üçgenin alanı çıkartacaksın. Buldun mu? Buldun. Sonra da A alanını çıkartacaksın. Ee, i̇ki tane A alanı. A alanını nasıl bulacaksın peki? A alanını bulmak için de yine böyle bir daire dilimi oluşturacaksın. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanını çıkartıp işlem yapacaksın. Ama bunun daha kolay bir yolu vardır ya. Çok uzayacak oradan işlem. Ne yapalım? Şunlara A dedik ya. Şu beyaz alana B diyecek olursam. Arkadaşlar burası yarım daire. Yarı çapı 2 olanın yarım dairenin alanı 3a artı b ise o zaman burası da 3a artı b olur mu arkadaşlar? Olur. Peki şunu yazalım mı? 3a artı b alanı neye eşit? Yarım dairenin alanına pi r kare bölü 2'ye eşit. Yani neye eşit oldu? 2pi'ye eşit oldu. Peki hocam şuraya da bir c alanı diyelim. Ee, kaç tane a var? 1, 2, 3, 4 tane a var. 4a artı inşallah gelir. 2B artı C de neye eşit arkadaşlar? Yarı çapı 4 olan çeyrek daire. Pi R kare bölü 4. 4 Pi'ye eşit oldu. Ha, bu 4 Pi'ye eşit bu 2 Pi'ye eşit. Arkadaşlar ben bunun 2 katını alsam. Buradan 4 pi neye eşit oluyor? 2 katını aldığım zaman bakın. Şu 3 artı b 2 pye eşit ya. O zaman bunun 2 katını aldığım zaman 4 π 2 katını aldığım zaman 6 artı b yaptı. 6 artı b yaptı. 6A artı 2B yaptı. Hocam bu da 4 pi eşit. Bu da 4 pi eşit. 4 bye eşit olanları birbirine eşitleyelim bakalım. Yani 6A artı 2B eşittir. 4A artı 2B artı C'ye eşit oldu. Hocam 2B'ler gitti. Hop bunu attık öbür tarafa. 2A eşittir C mi oldu? Evet. C eşittir 2A oldu arkadaşlar. Ben 2A alanını bulursam olay bitti. O zaman 2A alanını bulacağım arkadaşlar. Şu 2A alanı neye eşittir arkadaşlar? Yarım dairenin alanından. Bakın 2A'ya yoğunlaşın sadece. Şu 2A'ya yoğunlaşın. Şu 2A'yı ben nasıl bulabilirim? 2 tane toplam alanı. Hocam yarım dairenin alanından şu üçgenin alanını çıkartarak bulamaz mıyız? Yani şuraya daha net bir şekilde göstereyim. Anlayacaksınız. Şöyle bir yarım daire var. Şu şu. Daha farklı bir şekilde A'yı da bulabilirsiniz de. Direkt 2A belli zaten. Bu 2A'yı nasıl bulursunuz arkadaşlar? Hocam yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartarak yarım dairenin alanı nedir? Yarım dairenin alanı pi 2'nin karesi bölü 2 eksi üçgenin alanı nedir? Hocam burası 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı burası da 4 olduğundan bunlar da 2 kök 2, 2 kök 2 yaptı mı? Yaptı. O zaman 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2 diyeceğiz. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Kök 2 ile kök 2'nin şey olduğundan. Bunlar da götürdü. Cevabımız o zaman 2 pi eksi 4 mi yaptı? Evet. Cevap böylelikle edremit oldu. Diğer türlü ilk başta dediğim yoldan yaparsanız işlem kalabalığı bayağı olacaktı. E hocam burada da var. Yok burada daha az bir işlem var arkadaşlar. Gerçekten güzel. Ha buradaki şey alanını A alanını şöyle de bulabilirdiniz arkadaşlar. Ee, şurada göstereyim. Şu A alanını şöyle de bulabilirdiniz. Burası daha burası daha ya. Burası 45 burası 45 ya. Şuradaki A alanını bulurken şöyle işlem yapabilirdiniz. Hocam daire dilimi oluşturayım. E, o zaman burası da 45 burası da 45 burası da 45 oldu. Çeyrek dairenin alanından üçgenin alanı çıkartarak da direkt A alanını bulabilirdiniz. Ama benden zaten C eşittir işte 2A istenildiği için direkt ben 2A'yı şöyle bir baktım. E, yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartınca da direkt bulunuyordu arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Zor değil aslında. Verilen bilgileri kullandık yine. Hani biraz çakallık yaptık. İşlem çok uzuyor dedik. Farklı bir işlem yapalım dedik. Değil mi? Yukarıdaki şekilde D ve C merkezi çeyrek çemberler arasındaki taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yarı çapı kaç verilmiş? 4 verilmiş. Hocam bunun yarı çapı 4. Dikdörtgen'den bunun yarı çapı da 4. E, ne yapacağız arkadaşlar? En güzellik çizim yarıçap. Al sana yarıçap. E, al sana yarıçap. çap. E, hocam burayı da bize 4 köküç vermişler. Tamam ne güzel işte. Burası 4 köküçse bu yarı çaptan dolayı 4. Bu da yarı çaptan dolayı 4. Ve 4, 4, 4 kök 3. Ne çıktı burada? 30, 30, 120 üçgeni. Hocam burası 30 derece. Burası da 30 derece. E şimdi ben buradaki alanı nasıl bulacağım hocam? E buradaki alanı bulurken x kenarda çıktı ya tabana ait bir yükseklik çiz kardeşim. İki eş parçaya ayırır. Niye hocam? Nereden çıkarttın? Şuradan. ispatlayayım size isterseniz. Bunun yarı çapı 4 mü? 4. Arkadaşlar 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Şuraya kadar kısım 2 köküş değil midir? Evet. Şuraya A dersem 2 kök 3 artı A yani 4 yani yarıçapı 4. Yani burası 2 kök artı A 4'e eşit olacak. Ya da burada 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök değil mi? Evet. E hocam bunun da yarıçapı 4. Bu da 2 kök 3 artı A olmak zorunda. O yüzden buraya da A kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben iki köküçleri şöyle yazayım. Yazmama da gerek yok iki köküçleri aslında. Şunların A olduğunu gösterdik mi arkadaşlar? Gösterdik. E bunlar birbirine eşitse bu alanla bu alan birbirine eşit midir? Eşittir. E hocam bu nereden geldi? 30'luk dilimden yarıçapı 4 olan 30'luk dilimden bu üçgeni çıkartacaksın. Şu A alanını bulursun. E aynı şekilde sen 30'luk dilimden bu üçgeni yani bununla bu üçgen aynı ya çıkarttığın zaman bu alanı bulursun. Her ikisi de aynı alan mı oluyor? Aynı alan oluyor. O yüzden şöyle dedik. O zaman A alanını yazalım. Ne yapacağız? 30'luk dilimden 30'luk dilimden neyi çıkartacağız? Üçgenin alanını çıkartacağız. 30'luk dilim dediğimiz pi yarı çapı 4. Pi 4'ün karesi 30 bölü 360 eksi üçgenin alan nedir? 2 iken burası da iki köküştü zaten şöyle. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Hocam şu 30'la ile 360 sadeleşti. Kaç kaldı? 12 mi kaldı? Evet. 12 kaldı. Hocam 4'ün bir tanesiyle bu 12 sadeleşti. 3 kaldı. Burası 4 pi bölü 3. Eksi 2 kök 3 mü yaptı? Evet. Ama benden 2 a isteniyor. 2 ada ne yapacaktır? Bunun ilk katı. 8 pi bölü 3. Eksi 6 pardon 4 kök 3 yapacaktır arkadaşlar. Yani 8 pi bölüğü çeksi 4 köküçte işte balık kesir şıkkında var. Cevap balık kesir oldu.